Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Ana Haber Bülteni'ne geçmeden önce kısa başlıklarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Belen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi yaptı. Ulusal Güvenlik Konseyi, ana sosyal faaliyetlerin kurulması, yasaların kurulması ve barışçıl protesto özgürlüğünün anayasayla güvence altına alınması şekilde düzenlenmesi görevlerini yerine getirmek için bir yasama kararı aldı. Hukuk soruşturma mahkemesi Basit ilinde göstericilere ateş açarak onları şehit ettikleri gerekçesiyle iki polis mensubu hakkında gözaltı kararı aldı. Müzik Yoğun güvenlik önlemlerin alınmasıyla Albaniye merasimi için İran'dan gelen ziyaretçiler Diyaleli'nin Münziriye sınır kapısından Kerbela iline doğru gelmektedirler. ABD Başkanı yardımcısı Mike Pence, Erdoğan'ın Trump'a Suriyedeki Kobani kentine hiçbir saldırı yapılmayacağına dair söz verdiğini doğruları. Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Devlet Başkanı Hasan Rouhani, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'un yönetimine, yönetimine yönelik politikasını yeniledi. Tekrardan hoş geldiniz sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Berham Salih, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki kili ilişkileri ve onları güçlendirmenin yollarını, ülkenin istikrarının önemini ele aldılar. Ayrıca Öğren güvenliğinin sağlaştırılmasına, vatandaşlarının haklarına ve demokratik deneyiminin güçlendirilmesine katkıda bulunan zorluklara başa çıkma konusunu tartıştılar. Görüşmede Suriye'nin kuzeyinde Türk asker operasyonundaki son gelişmeleri ele alındı. Cumhurbaşkanı Berham Salih, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında iki ülke arasındaki kirli ilişkileri onları her alanda geliştirmenin yollarını tartıştılar. Ayrıca Irak'ın güvenliğini, istikrarını kuramanın demokratik deneyimini ve bölgesel durumu korumanın gerekliliğini vurguladılar. İki taraf Suriye çatışma bölgelerindeki insani durumla ilgili endişelerini dile getirerek terör örgütlerinin, terör örgütünün Irak ve Suriye'deki nüfusa yönelik suç faaliyetlerini yenilmelerine izin verilmesinin önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Benham Salih Pazartesi günü akşam saatlerinde Japonya'nın Irak Büyükelçisi Ofomi Hashimoto'yu Badat'taki Barış Sarayı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanı ve basın bürosundan yayılanan açıklamada Japonya'nın yeniden yapılanmadaki rolünün önemini ve Irak ekonomisinin ilerlemesine etkili bir şekilde katkıda bulunma ve istikrarı desteklediğini vurguladı. Açıklamaya göre toplantıda iki ülke arasındaki ilişkileri ve onları iki dostane halkın çıkarına göre geliştirmenin yollarını tartıştılar. Ulusal Güvenlik Konseyi, ana sosyal faaliyetlerin korunması, yasaların korunması ve barışçıl protesto özgürlüğünün anayasayla güvence altına alınmış şekilde düzenlenmesi görevlerini yerine getirmek için bir yasa koyma kararı aldı. Başbakanın basın bürosu tarafından yapılan bir açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Adil Mehdi'nin başkanlığında yasa ve yasama güçlerinin çalışmaları bağlamında özel dosyayı tartışmak üzere olağanüstü bir oturum düzenlediğini belirtti. Kanunu koruma kuvvetlerinin liderlerinin oluşumunun protestocuları ve ifade özgürlüğünü tüm illerde barışçıl bir biçimde kurmayı insan haklarını göz önünde bulundurarak kamusal tesislerinin ve özel mülkiyetin kurulmasını, trafiği akışını engellememek, toplamanın güvenini sağlamayı amaçladığını ekledi. Planlama Bakanı Nuri mi? Başkanlığındaki Yüksek Bakanlar Soruşturma Komitesi bugün soruşturma komitelerine yönelik gösterilere eşlik eden olayları incelemeye karar verdi. Komisyon tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın Bağdat ve Necef, Babil, Divaniye, Dikar, Vasıt, Meysan ve Müsenna illeri birçok uydu kanalını kapsadığını ve bu görevlerin 3 gün içinde tamamlandığını bildirdi. Ayrıca emniyet güçleri ve protestoculara yapılan saldırılar hakkında detaylı araştırmacılar, detaylı araştırmalar yapılarak olayların nasıl alevlendiğini incelediğini bildirdi. Komitenin kararı raporlar inceledikten ve görgü tanıkları dinledikten sonra yaptı. Sevgili seyirciler Kut Soruşturma Mahkemesi Vasıt ilinde gösterilere ateş açarak onları şehit ettikleri gerekçesiyle iki polis mensubu hakkında gözaltı kararı aldı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Yüksek Karhı Konsey açıklamasında mahkemenin olay yerine yakın dükkanların kamera kayıtlarını izleyerek ayrıca tanıkların ifadesini aldığını belirtti. Mahkeme ayrıca gözaltı kararını cezalar kanunu 406. maddesi uyarınca verdiğini belirtti. Bağdat İl Meclis mevcut üyeler tarafından oy birliğiyle Bağdat Valisi olarak Muhammed Cabir Atay'ı seçti. Ali El Atvi aynı zamanda vali yardımcısı seçildi. Konuyla ilişkin yayınlanan bir açıklamada seçim oturumunun bazı üyelerin oturumun ve oylamanın yasallığını sorgulamasından dolayı sözlü tartışmalara tanık olduğunu belirtildi. Milyonlar Arbaniye ziyareti merasimi yerine getirmek için özgürlük ve şanın kıblesi olan Kerbela iline akın etmeye devam ediyorlar. Güvenlik güçleri ise ziyaretinin güvenliğini sağlamak için çeşitli planlar kurarak hizmetsel kurumlar ise yayınlara yayılara çeşitli hizmetlerde bulundular. Sevse Seyir yoğun güvenlik önlemlerinin alınmasıyla Arbaniye merasimi için İran'dan gelen ziyaretçiler Diyaneli'nin Münziriye sınır kapısından Kerbela eline doğru gelmektedirler. Detaylar muhabir Haydar Türföz'de. İmam Hüseyin'in Arbe'in ziyaretinin yıl dönümü münasebetinden dolayı İran sınırında binlerce İran vatandaşları El Mundiri'ye giriş çıkışına girdi. El Turkmaniye ekibi sınırda hazır bulundu ve İran vatandaşlardan görüşme yaptı. Biz Irak hükümetinden ve Irak vatandaşlardan çok teşekkür ediyoruz. Bizi karşılamaklarından dolayı. Teşekkür. otayından Irak ve İran sınırında bütün gerekli şeyler ziyaretçiler için düzenlendi.

Haydar Türk söz. Telafir ilçesinde sağlık ve çevre konularını ele almak için haftalık toplantısını düzenledi. Detaylar muhabir Galip Sütü'da. Talafer ve etrafındaki yaşayan halkatum hizmetleri teklif etmek için ilçe meclisi bir toplantı düzenledi. Bugün gün çok fakaret var, nakışlardır. bir oldu var, istiyor içine ekitleyen, ek ب <سؤال> بمولدات فضل علي العالمنا بز 6000 دينار قرر يبو ومواطننا نستيق ماسن 6000 دينار دان ارتو التزام الاسن صاحب المولدة بز اند بر قائمة يلي بو بزا شكوى جلبته ته مولدات قائمة يلي بو اند موافقة قالبو قائم قمنا 500 دينار غرامة اول مرة اكينجي مرة كررسة اكينجي نقل كررسة مخالفة سن برمليون أولر المفروض تم كراري عند رمخ بدينا نقرأ عند أول ما صن لازم مزقتوصن حتى أترمع سن على مواطن صحاتنا شيء سنين لما ننتون شخار شيء شخار غازات سام شخار, شخار. فرجع مزنه توجيه مزدغ إن شاء الله ده بلدية حتى ب bunu uzaklatsın beletten yaz ya. Alhamdülillah emin tılafar <laughs> emindi. Bir şey yoktu. Ceyişimiz var Cünub tılafardan. Haçidimiz var şahar kalıptı. Gırıbden de kapoşta var. İstediyesi müdür yeşirte var. Mukhabaratı var. İstihbarat. Biz müteavundi. Muatınlarla devayırlar. Ecizel emini yokum. Sübibirine. Alhamdülillah tılafar emindi. Bazı vatandaşlar ihtiyaclarını ve isteklerini Türkmen televizyonuna açıkladılar. Bir gün biz geldik ziyara meclis kadıya. O, bazı işler var. <laughs> bu kirlerin kadarı ya alam bir evler sarı şey ya özlerin ister o bir uzağa kadarsınlar yandırılan idrar oluyor availler şeyler özün bir uzak hatta ki idrar olmasın konş ya haylere bu şeylere bu ötürü öz biz gelip bugün de muallatlar özler kararıyla altı bin dinar emperiye fakat da bizden alıyla sekiz bin dinar yani istiyor kumana yani bir hal elasınlar işine yetişsinle bir netice bir anla bir müstevada olak bir şey de verek yani. 6 binler karar tabi olsun içinde. Beyle toplantıların amacı millete destek vermek ve tüm hizmetleri ciddi bir şekilde takdim etmektir. Talafar ilçesinden Galip Sütto, El Türkmen Uydu kanalı. Kerkük Valisi Rakan Saitelcuburi, federal polis güçlerinin 5. alay komutanı General Haydar Yusuf Abdullah ve şehrin önde gelen şahsiyetleriyle bir araya giderek Kerkük'ün güvenlik durumunu el aldılar. Kerkük Valisi Rakan Saitelcuburi, federal polis güçlerinin 5. alayının komutanı Haydar Yusuf Abdullah ve Şeyh Burhan Müzir El Asi ve planlama dairesinin müdürü Saddam El Nuaymi ile bir araya geldi. Toplantıda Kerkük'teki güvenlik durumunu ele alındı. Özellikle DAEŞ terör örgütünden kurtulan bölgelere göçmenlerin dönmeleri için gereken tüm ihtiyaçları dile getirildi. Toplantıda ayrıca Kerkükli vatandaşlara en iyi sosyal ve sağlık ve tüm alanlarda hizmet sunmak için yapılması gerekenler vurgulandılar. ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Erdoğan'ın Trump'a Suriye'deki Kobani kentine hiçbir saldırı yapmayacağına dair söz verdiğini doğruladı. Pence, Beyaz Saray basın toplantısında ABD'nin artık Suriye'nin işgaline tahammül etmeyeceğini, acil bir ateşkes ve Erdoğan'ın Suriye'deki Kürt güçleriyle müzakerelere girmesini vurguladığını söyledi. NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt pozisyonları da karşı asker operasyonları konusunda endişelerini dile getirdi. Stoltenberg, Suriye'nin kuzeyindeki Türk operasyonunun ciddi sonuçlara yol açabileceğini, Ankara'nın NATO'da önemli bir rol oynadığını ve daha önce eşitle mücadele ettiğini belirtti. SeySeyücar Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'un yönetimine yönelik politikasını yeniledi ve ABD'nin Tahran'la nükleer anlaşmaya dönmediğini ve yaptırımları kaldırmadığını sürece ikili görüşmelerde bulunduğunu belirtti ruhani diplomasinin farklılıkları çözmenin en iyi yolu olduğunu vurguladı. Yemen'deki savaşın sona ermesinin, bölgedeki gerginliğinin hafifletmesinin önünü açacağına bunun İran ve Suudi Arabistan arasındaki yükleşicisinin durumuna yol açacağını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump eski ve şu andaki Türk yetkililere Ankara'nın Kuzey Doğu, Suriye'deki Kürtlere karşı asker operasyonu konusundaki çok sert yaptırımlar uygulamakla tehdit etti. Trump, ABD Hazine Bakanlığı'nın eski ve şu andaki Türk yetkililere ve Türkiye'nin Kuzey Doğu, Suriye'deki istikrarsızlığa faaliyetlerine katkıda bulunan herkese daha sert yaptırımlar getirdiğini söyledi. Ayrıca ciddi insan hakları ihlallerine karşın. Ateşkesin ihlali, mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerinin evlerine dönmelerini engelleme ve Suriye'de barış güvenliği ve istikrarı tehlikeye sokan insanlara ilave yaptırımlar uyguladı. <laughs> Haber özetlerini tekrardan hatırlatıyoruz. Cumhurbaşkanı Beram Salih Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi yaptı. Ulusal Güvenlik Konseyi, ana sosyal faaliyetlerin korunması, yasaların korunması ve barışçıl protesto özgürlüğünün ana yasayla güvence altına alınmış şekilde düzenlenmesi görevlerini yerine getirmek için bir yasama kararı aldı. Kut Soruşturma Mahkemesi vasıtilinde göstericilere ateş açarak onları şehit ettikleri geçeğisiyle iki polis mensubu hakkında gözaltı kararı aldı. Yoğun güvenlik önlemlerin alınmasıyla Arbaniye merasimi için İran'dan gelen ziyaretçiler Diyaleyn'in Münziriye sınır kapısından Kerbela iline doğru gelmektedirler. ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, Erdoğan'ın Trump'a Suriye'deki Kobani kentine hiçbir saldırı yapmayacağına dair söz verdiğini doğruladı. <laughs> Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani, ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimine yönelik politikasını yeniledi. <laughs> Ana haber bültenin sonuna geldik. Hoşçakalın.